Paralel kenar ve alan özellikleri 2. Arkadaşlar ABCD bir paralel kenar olmak üzere AC köşegenini çizelim. P iç bölgede bir nokta. Bu durumda A artı C alanı eşittir B artı D alanı olarak yazılabilir. Bunu bir çerçeve için alalım. Lazım olacak gençler bize bilelim. 2. AC köşegen ABCD ile bir paralel kenar olmak üzere boyalı bölgenin alanları birbirine eşittir arkadaşlar. 3. ABCD yine bir paralel kenar. İçeride bir yamuk çizelim. Yamuğun alt tabanı B birim, üst tabanı A birim olmak üzere arkadaşlar. S'nin alan ABCD'ye oranı A artı B'nin 2x oranına eşittir. Bunu gerçi yükseklikleri zaten ortak olacağı için paralel kenar alanı ve yamuğun alanı olarak da yapılabilir arkadaşlar. Bir iki uygula yapalım hocam dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Şuraya başlayalım. ABCD bir paralel kenar ile çizilmiş gençler. Bu arkadaşımız bu arkadaşımıza eşit. Burada EF diyelim. ABCD bir paralel kenar. Bunu yazmakta fayda var. Çalışırken size kolaylık olsun diye. Boyalı alan arkadaşlar demiş. Bakın ben boyalı alanı renkli kalemle boyayacağım. Çok şık olsun diye. Şu alanı boyamışlar gençler. Güzel boyuyorum ki sizlerde görsellik oluştursun ve konuya vakıf olun. Boyalı bölgenin alanı (40 cm². Verilere göre arkadaşlar alan ADE kaç santimetre karedir diye sormuş. Sorunun orijinal haliyle yazdım fark ettiyseniz. Şimdi arkadaşlar buradaki önemli olan nokta şu. Şurada bir yarım çizgi çektiğiniz zaman siz B ile F'yi birleştirdiğiniz zaman bakın neler oldu. Şimdi burada siyah kalem al Nevzat. Bu köşeden bakıyorum. Bakın S'ye S olacak. Çünkü tabanlar eşitse alanlar eşit olmak zorunda. Çünkü yükseklikler ortak. Yine aynı mantıkta bakın gençler. Buraya A birim derseniz buraya A birim. Burası 2A olacağı için kelebek benzerliğinden AEF üçgeni benzer olacak. Benzer olacak gençler. CDF üçgenine. Açı, açı, açıya göre kelebek benzerliği olarak anlatmıştım. Yani A'ya 2A ise bu arkadaşımız da B'ye 2B olacak şekilde yazılabilir. Peki şimdi bu köşeden bakıyorum. Bakın buraya gözü buraya koydum gençler. Gözü buraya koydum. B köşesinden baktığınız zaman kırmızı kaleme yazalım. Burası 2S ise burada 2S olmak zorunda. Pardon 4S olmak zorunda hocam dediniz duyar gibiyim. Çünkü B tabana 2S düşerse 2B tabana 4S düşer. Bakın şimdi neler oldu. Bize boyalı bölgenin alanı vermişler. 5S eşittir 40 vermişler. O zaman S buradan 8 cm² düşer. Şimdi yazıyorum artık gerisini. Şuraya siyah kaleme alalım yine. 6S olmuş oldu. Köşegen 2 eş parçaya böleceği için 6'yı 3'e böl 2. Burası 2S kalacak gençler. Burası da 4S kalacak. Şimdi ne soruyor bize bakalım. Mavi kalemi al Nevzat. ADE üçgenin alanı soruyor. Yani 3S'yi. Alan ADE eşittir gençler. 3 kere 8'den 24 cm² olarak bulursunuz arkadaşlar. Bir uygulama şuraya yapalım. Gençler daha iyi anlayacaksınız. Sorunun mantığını. Bu orta nokta verilmiş arkadaşlar. Bu da orta nokta verilmiş. Ve aynı zamanda bu köşegenler de çizilmiş buraya. Şimdi A, B, C, D bir paralel kenar yine. Burası G, burası H. Burası E, burası F gençler. Hepsini vermişler. A, B, C, D bir paralel kenar. Bu arkadaşımız da bu arkadaşımız eşit. Bu arkadaşımız da bu arkadaşımız eşit. Bunları yazmaya gerek yok. Gençler boyalı bölgelerin alanlar toplamı demiş yine her zamanki gibi. Şunları yazalım şu şekilde. Şöyle. Burası boyamışlar. 1 2 ve 3 gençler.
Boyalı bölgelerin alanları, boyalı bölgelerin alanları toplamı 144 santimetre kare olduğuna göre alan ABCD arkadaşlar kaç santimetre karedir diye sormuş. Renkli kalemi al Nevzat. Bakın ne demiştik hatırlarsanız şuraya siyah kalemle yazalım, içine dolduralım. Burası S birim karesi arkadaşlar. Burası da S olacak. Burası 2S ise burası da 2S olacak. Bunlar da 3S 3S bölecek. Benzerlikten arkadaşlar bunları yaptığınız zaman size zaman kazandırması açısından bunları tek tek ele alıyorum. Yani bakıyorum şimdi boyalı bölgeler nereleri? 3, 5, 6S. 6S eşittir 144S gençler. S'nin 24 santimetre kare olduğunu yakaladık. Bana ne soruyor artık? Bundan sonrasını yapmayalı. Döverler alan ABCD'yi soruyor. Yani 3, 6, 8, 10, 12S'yi soruyor. 12 çarpı S. 12 çarpı 24'ten gençler 288 santimetre kare olarak bulursunuz. Alan GHVE eşittir 56 santimetre kare olduğuna göre alan ABCD kaç santimetre karedir demiş arkadaşlar. Bakın önce birinci yol. Kaldırımlarımda anlatmıştım. Neydi gençler? Formüller. Formülü uygulayabilmemiz için önce kenarlarını bulalım. Bakın DC 5 eş parçaya bölünmüş. AB 4 eş parçaya bölünmüş. Demek ki 5 kere 4 20. 20K diyelim. 20K'yı 5'e bölün. Bunların her birisi 4K olacak. 4K, 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 4K ve 4K olarak bölersiniz. Alta geçelim. Yine 20K olacağı için bu defa 4'e bölün. Bu defa arkadaşlar renkli kalemle yap. Nevzat. Buralar 5'er K olacak. 5 buraya 10K olacak. 2 tane var çünkü. Buraya yine 5K olarak kalacak. Arkadaşlar formülümüz şöyleydi. Bakın S alanının tüm alanı oranı alan ABCD oranı S dediğimiz kısmın alt ve üst tabanları toplamı yani 4K artı 10K'nın bütün alan ABC dediğimiz alt ve üst tabanları toplamına yani arkadaşlar 20K demiştik. 2 çarpı 20K desek daha şık duracak. Yazıyorum şimdi. S'yi zaten vermişler bize burada soruda. S'yi 56 vermişler. 56 bölü alan ABCD eşittir. 14K bölü 40K gençler. Yeşil kalemle yapalım burayı. K'lar cırtladı zaten. Gitti. 14'ü 14'e bölün 1. 56'yı 14'e bölün 4. Yani yazıyorum şimdi. Alan ABCD o zaman 160 santimetre kare olarak bulursunuz arkadaşlar. Bunu da şöyle renkli kalemle çerçeve çizelim ki diğer yolla aynı çıktığını görelim diye. İkinci yol diyelim arkadaşlar. İkinci yol neydi? Alan formüllerinden. Alan formüllerinden. Çünkü orada bir paralel kenar alanı var bir de yamuğun alanı. Örneğin gençler şuradan bir yükseklik çekeceğim. Yarım çizgi olarak şu C köşesinden aşağı doğru. Yani A ile de birleştirdiğim zaman arkadaşlar burada ne yapmış olduk? Bir yarım çizgi çekmiş olduk şurası 90 derece. Buraya H diyorum. Neydi? Yamuğun alanından. Önce yamuğun alanı. Alt taban 10K artı üst taban 4K çarpı H bölü 2. Bu eşitmiş 56'ya zaten bunu bize vermişler soruda. 14K çarpı H bölü 2 eşittir 56. 14 ile 2'yi sadeleştirin 7, 8. K çarpı H eşittir 8 olarak bulduk arkadaşlar. Bunu bulut içine alalım. Peki devam ediyorum şimdi. Peki paralel kenarın alanı nedir? Yazıyorum şimdi. Paralel kenarın alanı. Yani alt taban çarpı yükseklik. Ne diyelim o zaman? 20K demiştik. 20K çarpı H eşittir. KH 8 bulmuştuk. 20 çarpı 8'den gençler farkındaysanız yine 160 santimetre kare olarak buluyorsunuz. İkisi de aynı çıkmış oldu. Yukarıdaki verilere göre alan ABCD'de kaç santimetre karedir demiş arkadaşlar. Bakın hemen şuradan bir yardım çizgi bir çekiyorum. Bir de kırmızı kalem yapmayalım. Mavi kalem yapalım. Değişik olduğunu görün diye. Burayı birleştirdim arkadaşlar. Bir de aynı K noktasından
D ile birleştirdim. Gençler, bu bize ne kolaylık sağlayacak? Bakın, şunları yazdığınız zaman burada 8 santimetre kare diyebilirsiniz. Buraya da 12 bölersiniz. Peki, burası 24 santimetre kare olduğu için yukarısı 24 santimetre kare olacak. Burada 12'şer bölecek. Bakın, burada şuna dikkat etmenizde fayda var. Onu da mavi kalemle yapacağım. Bakın, şu köşeden bakıyorum şimdi, şu K köşesinden. Bu köşeden İstanbul'u seyrediyorum. 8'e 2K dersek 12'ye 3K demek zorundasınız. Çünkü 8'in 12'ye oranı olacağı için aynı mantıkta burası da 2K'ya 3K olacak. Artık yazıyorum verilen alanları. Şimdi arkadaşlar, bu da yine aynı şekilde bu defa sola bakıyorum. 2K'ya 12 düşüyorsa 3K'ya 18 birim kare düşecek. Burada 18 birim kare olur. Artık bundan sonrasını yapmayanı döverler arkadaşlar. Alan ABC'de eşittir. 2 tane 18 var 36, 4 tane 12 var 48, 2 tane 16, 8 var 16 diyecektim. Buradan 100 santimetre kare olarak bulursunuz arkadaşlar. Yukarıdaki verilere göre alan AFB kaç santimetre karedir demiş arkadaşlar. Gençler, şuradan bir dikme iniyorum. Bakın. Bunu uzatıyorum, devam ediyorum uzatıyorum buradan. Bu bize ne kolaylık sağlar? Bakın, burada 90 derece olduğu için bu yükseklik H'tır. Buraya da A dediğimiz zaman arkadaşlar, bu alan S ise bu alanda S olmak zorundaydı. Bu alan 12 santimetre kare olmak zorunda. Neden? Çünkü tabanlar eşit. Yükseklikler de ortak olduğuna göre arkadaşlar S'ler birbirine eşit. Peki bir de BEC'yi vermişler. Bunu kullandık. BEC'yi de 28 santimetre kare vermişler. Sevgili gençler, ABC'de bir paralelkenar ise BD köşegeni 2 eş alana bölerdi. O zaman diyorum ki ben şunu güzel bir şekilde yazalım. Diyorum ki alan BCD üçgeni eşittir. 40 artı S ise aynı mantıkta alan ADB üçgeni de 40 artı S olmak zorunda. Çünkü neden? Sonuç itibariyle bir paralelkenarın köşegeni 2 eş parçaya alana bölerdi. O zaman buraya ne kalıyor arkadaşlar? Onu da renkli kalemle yazalım. Havamız olsun. Burası da arkadaşlar 40 olmak zorunda ki 40 artı S olsun. Artık bize ne sorulmuş? Alan AFB kaç santimetre karedir diye sormuş. O zaman diyorum ki 40 santimetre kare olarak bulursunuz. Alan ABC'de 144 santimetre kare olduğuna göre alan EFGH kaç santimetre karedir demiş sevgili gençler. Bakın, ben size şöyle bir kısa yöntem söyleyeyim. Burası 6, bunun tabanı 4 olduğu için ekok 4 ve 6 ne olacak gençler? 24. O zaman 24K diyorum ben ona. Yani 24K olsun tabanlar. Şimdi 6'da 1 olduğuna göre arkadaşlar HG 24'te 4K olacak. Yani şuraya ben 4K yazabilirim. Peki 6'a geliyorum. 4'te 3 olduğuna göre 24'te arkadaşlar 6 ile çarpmışlar ya, burada 18K. Peki bakın, bundan sonra artık burasına ne demiş olduk zaten? 24K demiş olduk. Arkadaşlar birinci yol arkadaşlar şöyle yazalım formülden. Yani buraya S dediğiniz zaman S'nin alan ABCD oranı S alanın alt ve üst tabanları toplamının, yani 4K'nın artı 18K'nın bölü diğer, yani paralel kenarın alt ve üst tabanları toplamına, yani 2 çarpı 24K diyebilirsiniz gençler. Buradan bir çözelim. Şimdi S bölü alan ABCD'yi vermişler 144 eşittir. 18 22K bölü 48K yaptı arkadaşlar. Burada sadeleşmeleri yapacağım. Bu K'lar cırtladı. 22 2'ye bölün 11, 48 2'ye bölün 24. Aynı mantıkta soldan da sadeleşebilir. Burayı 24'e bölün 1. Burası 6. Demek ki gençler S alanımız eşittir 66 santimetre kare olarak bulursunuz. Peki ikinci yolumuz neydi? Arkadaşlar alan formülünden. Alan formülü. Bunları kazanımlarımda hep anlatıyorum ki iyice kalıcı olsun gençler. Bakın, herhangi bir yükseklik çekebilirsiniz. Sonuç itibariyle hepsi eşit olacak. Yani şuradan bir yükseklik çekiyorum C köşesinden aşağıya. O aynı mantıkla burayı da uzatıyorum ki yükseklik olduğunu görün diye. Burası 90 derece gençler.
buraya H diyorum. Bir kere S alanı nasıl bulursunuz? S alanını. Yamuğun alan formülü alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. S buradan gençler 18, 22, 11 çarpı K çarpı H. Bunu parantez içine, pardon, çerçeve içine alalım arkadaşlar. Bu lazım olacak bize. Hocam bu çerçeve hiç hoş olmadı. Yeşil yapı dediğiniz duyar gibiyim şöyle. Peki devam ediyorum şimdi arkadaşlar. Bütün alanı buluyorum. Alan A, B, C, D eşittir. Neydi? K çarpı. Yani taban çarpı yükseklik A çarpı H diyecektim. 24K çarpı H'tan. Bu eşitmiş işte 144 santimetre kareye. Buradan arkadaşlar K çarpı H'ın 6 olduğunu buluyorsunuz. Bunu da bulut için alalım ki yakında yağmur olup yağsın. Artık bundan sonrasını yapmayanı döverler gençler. S alanı soruyor. Zaten S alanı biz bulmuştuk. 11 çarpı K çarpı H'tan 6 ise S alanı eşittir. 66 santimetre kare bulursunuz ki gençler şansımız da yaver gidiyor. Farkında mısınız? İki yolda da yaptık ve ikisini de 66 santimetre kare çıktı. Demek ki bu sorunun cevabı gençler 66 santimetre kare olarak bulunur.